Birçoğumuzun elinden düşmüyor. Akıllı telefonlar, tabletler kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiliyor. Peki doğru duruş pozisyonu nasıl olmalı izliyoruz. Telefonla uğraşıyor muyuz? Uğraşmaz mıyız? Hep uğraşıyoruz. Seviyor muyuz akıllı telefonları? Yani. Ayrılamıyoruz ya. Yanımızdan bir kere ayrılsın. Elimiz ayağımız titriyor. Tıp literatürüne aslında yeni bir hastalığı daha getirdi. Kimi vazgeçemiyor, kimi saatlerini harcıyor. Teknolojinin gelişmesi bağımlılıkla birlikte hastalıkları da beraberinde getiriyor. Akıllı telefonlar ve tabletler günümüz şartlarında ne yazık ki artık elimizden düşmüyor. Kolay ve pratik olmasının yanı sıra hem psikolojik hem de fizyolojik birçok zarara yol açıyor. İşte onlardan bir tanesi de kas ve iskelet sistemine verdiği zarar. Mesaj yazarken, oyun oynarken ya da çalışırken duruş pozisyonu önem taşıyor. Uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanımı hastalık sebebi. Cep telefonları omurga sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Hareketler sınırlanıyor, bir süre sonra da duruş bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu da skolyoz, omurga eğriliği ve omurgaya bağlı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Yanlış duruş ağrıya neden oluyor. Baş, boyun ve belde başlayan ağrı tüm vücuda yayılıyor. Çok fazla ağrıyor, yani sonra böyle bir süre dik durmam gerekiyor. Sırtın mı ağrıyor? Evet. Yani o telefonla oynama süresine göre değişiyor. Bazen oluyor evet. Nasıl oluyor peki, sırtınızda mı oluyor? Sırtımda oluyor, kollarımda sanki böyle bir ağırlık oluyor. Belim ağrıyor, kollarım, şuralarım ağrıyor, kol küreklerim. Önerilen pozisyon telefonun çene hizasında ve göz hizasında tutulması. Böylece boynumuzu çok fazla öne eğmediğimiz için boyuna yönelen bir yükü minimuma indirmiş oluyoruz. Sadece tablet ve cep telefonu bağımlıları değil, teknolojinin bir başka mağduru da ofis çalışanları oluyor. Gün boyu bilgisayar başında oldukları için sırt, bel ve boyun ağrılarına da en çok onlar yakalanıyor. Peki düzgün duruş pozisyonu nasıl oluyor? İşte uzmanından tavsiyeler. Ofis çalışanı sandalyeye oturduğunda ayakları yere temas etmesi gerekiyor. Mutlaka doğuştan var olan bel eğikliğinin bir bel desteği tarafından desteklenmesi gerekiyor. Baş pozisyonumuz başın, kulakların omuzla aynı hizada olduğu ve 10-15 derecelik açı hareketi yaptığı düzeyde olması gerekiyor. Ben masa başında çalışan bir insanım. Hem telefonla hem bilgisayarla uğraştığım için tabii mutlaka oluyor. En çok sırtınız mı ağrıyor, başınız sırtım mı ağrıyor? Sırtım ve belim ağrıyor. Ya, oturma şekli çok önemli. Bir de ne kadar oturduğuna da bağlı. Arada bir gezip dolaşmak her zaman daha iyi. Bir varmış galiba. Oturttan sonra gerilme tarzı falan filan. Onları yapmaya çalışıyoruz ama yine de ağrı oluyor tabii ki. Doğru duruşun yolu egzersizden geçiyor. Uzmanlar kas ve iskelet sistemini güçlendirmek için spor yapmayı öneriyor. Ben boyun ağrısı çekiyorum bazen ya, vallahi çekiyorum. Sırtım, omuzlarım, parmaklarım bile yoruluyor bazen gün içerisinde. Telefonla oynamak. Tabii ki de. Böyle durmaktan boynum tutuluyor.